Başımız sağ olsun. Değerli büyüklerim. 90'lı yılların ortasında Ulusal'ın yaptığı talk show'lardan bir tanesinde çok kıymetli arkadaşım Meltem Cumbul bir talk show'a başlamıştı. Beni davet etti. Türker abi sonra bu video kaseti izlemiş yayından önce. Meltem'e demiş ki, kızım mahalleden arkadaşlarını niye bu talk show'a çağırıyorsun? Yok muydu tanıdık bildik birileri demiş. İlk öyle tanışmıştık. Bu sahne 99'da yani 99-2000'de aktif olduktan sonra 2003'ten itibaren ben burada 1000 küsür kere sahneye çıktım. Her seferinde değil belki yani birçok başka işi olduğu için Türker abinin yani 1000 gösterinin 1000'inde gelmedi yalan olmasın ama çoğunda kulise geldi. Hep derdi ki en çok seni seviyorum derdi yani sizlerin arasında. Ve buna inandırırdı yani gerçekten insanı. Ben de en çok beni seviyor zannediyordum hep. Sonra diğer meslektaşlarımdan, büyüklerimden duyduğum birçok kişiyi seviyormuş. Birçok kişi de onu derinden seviyormuş. Kuliste kendisinin kariyerinde, pozisyonunda olan hiç kimseden beklenmeyecek bir şekilde burada sahneye çıkacak sanatçının yanına gelir. Bir ihtiyacınız var mı diye şahsen sorması çok çarpıcıydı. Bana da her sahneye çıkmaya ben oğlum bir ihtiyacın var mı derdi. Keşke şimdi sorulsa bu soru. Evet bir ihtiyacımız var. Keşke bir Türker'in yanı oldu daha olabilseydi. Kendisine her şey için teşekkür ediyorum. Başta Gülşen abla, Zeynep, İlker abi, aile olmak üzere baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İşine tutkuyla bağlıydı. Yani o kadar tutkuyla bağlıydı ki son bir iki yıldır sanırım yürüyemiyordu ama her gün, her hafta 3 defa 4 defa ofise gidiyordu. Her şeye rağmen ofisin başındaydı, işinin başındaydı. Son nefesine kadar tutkuyla işini severek yaptı. Burada anlatmadığı çok hikaye de var. Sektörden pek çok insan Türker Bey'i fırtınalı bir kişilik olarak tanır. 4 mevsimi içinde taşıyan, işinde de taşıyan bir insandı. Kimi zaman güneş gibi doğuyordu insanların hayatına, tutkuyla bağlanıyordu. Kimi zaman da aynı Türker Bey gök gürültülü ve bayağı bir şimşeklerin çaktığı bir insana dönüşebiliyordu. Çok vefalıydı. Burada anlatmamış kendisi ama özellikle Yeşilçam'ın emektarlarına hiç kimseye göstermeden sessizce yardımlarda bulunup en zor anlarında muhakkak yanlarında durmayı biliyordu. İtlerin adamıydı da diyebiliriz. Kendisi tevazu göstermiş, söylememiş ama Yeşilçam'da pek çok denenmemiş formatı deneyen, yani video kaseti Türkiye'ye getiren, işte icraatın içinde gibi bir programı yapan, sonrasında hatta inanır mısınız bugün pek çok yapımcının, mesela pek çok televizyon yapımcısı dizileri YouTube'da yayınlıyor. İlk yayınlayan sanırım Erler Film'di. YouTube'da dizinin yayınlanabileceğine dair de ilk belki de yolu açan isimdi. Ailesine tutkuyla bağlıydı. Oğluna, kızına ama özellikle de torunlarına. Sevgili Mavi de Türker Bey'in bugün bu salonda oturduğu koltukta oturuyor. Bu salonda şovları hep o koltukta oturup izlermiş. Alek ve Mavi'ye tutkusu gerçekten çok büyüktü. Hatta biz ailesini zaman zaman da kıskandırıyordu. Türker İnanoğlu güzel bir hayat yaşadı. Çok çalıştı. Çalıştığı kadar gezdi, eğlendi. Hayatın da tadını çıkartmayı bildi. Sadece kendini işe adayan bir insan olmadı. Ve de hoş anılar bırakıp aramızdan ayrıldı. Bu dünyadan bir Türker İnanoğlu geçti. İzninizle ben çocukluğumda ilkokul arkadaşı Yılmaz Kavuşturucu'yu buraya davet etmek istiyorum. Hayatımın en acı günlerinden birini yaşıyorum. Kendisi Safranbolu'ya o kadar çok düşkündü ki bunu size anlatmam mümkün değil.
Sevgili kardeşim, sanat dünyasını ne kadar büyük bir üzüntüye boğduysa, Safranbolu halkı da bugün sizler kadar üzüntü içinde ve hepsi de bir ağlamaklı olarak Türker Bey'e dualarını yapıyorlar. En son olarak Safranbolu hiçbir zaman unutmadı. Hiçbir zaman Safranbolu'yu aklından çıkarmadı. En son olarak adına ve kendine yakışır iletişim fakültesi kurdu ve eğitime hizmetlerde bulundu. Türker abiyi şöyle anlatabilirim ben. Benim ilk arkadaşlarımdan, ilk dostlarımdan biriydi herhalde Türker abi. Babamla çok şeker bir arkadaşlıkları, dostlukları vardı. Benim çok dikkatimi çekmişti daha küçüklüğümde. Müthiş anlaşıyorlar, gülüyorlar, sohbetleri şahane. Sonra bir anda iş konuşuyorlar, o iş olmuyor. Çekmiyorlar, beraber çalışmıyorlar. Sonra bakıyorum yine müthiş tatlı sohbetleri devam ediyor. Sonra çalışıyorlar, çalışmıyorlar ama dostluk hiç bozulmuyor. O arada da Türker abi beni keşfetti. Yani bir oyuncu olarak sahne için değil. Öyle kenarda ponçik, tatlı yanaklı, paşa gibi duran beni keşfetti. Ve ben onun ilgisini çektim diye düşünüyorum. Benle arkadaşlık kurdu. Thank you.